Bu mahallemizde tarihi çeşmeler var. Bu çeşmelerin muslukları son bir senedir sökülüyor. Bilmiyorum bunu kaç para yapar, kaç para eder, onu da bildiğimiz yok. Böyle 3-4 tane çeşmemiz devamlı çeşmeler alınıyor. Biz işte ayrı severler veya belediye fen işlerine falan müracaat ederek taktırılıyoruz. Bundan biz epeydir, bir senedir uğraş veriyoruz. Israrla çalıyorlar. Polis suçüstü yapmamız lazım diyor. Onu da şey yapamıyoruz. Gece bunu belli bir saatlerde götürüyor herhalde. Millet uykuya çekildikten sonra 12'de, 12, 1'den sonra. Buradaki dubaları. Adam dubayı söküp götürüyor. Ben yoktum, izindeydim. Dubayı söküp götürebiliyor. Halbuki çeşme nedir? Osmanlı kültüründen kalan bir şey değil mi bizim Türk milletinin? Hayırsever, suyu içiyorsun. Bu içilebilir bir su. Bunu izinden koydum ben. Belediye müdürü aradı. Dedi ki koyalım mı? Hadi koyulsun, sevaptır. Ama gel gör ki sevabın dışında vukuat olmaya başladı. Adam gece geliyor bunu, çeşmeyi söküyor, bu su buraya akıyor. Ben gece kalkıp kör tapa takıyorum, sabahına çeşme takıyorum. Bunu direkt sökebiliyorlar. Hatta ellerinde anahtarlarla gezen oluyor. Adam başka mahalleden gelip burada hani gayet rahat bir şekilde oraya gidiyor, orada hap alıyor vesaire vesaire. Ne, o kendi sorunu. Ama oradan inerken de buradan komşu şuraya demirini koydu ya. İçeri girdi Turgut abi, girdi beni arıyor, demirleri yok diye. Saniye saniye, bir saniye bu ya. Kaşla göz arasında sanki adamların uzaktan bir gözü varmış gibi hemen aldığıyla kayboldu. Şimdi bu çeşmemizi o kadar pis kullanıyor ki bulaşık yıkamaya geliyor adam. Affedersin kadın gece saat 5'te kalktım don yıkamaya gelmiş buraya ya. Ta bu mahalle, arkasına düşüyorum muhtarım, ta aşağı mahalleden gelmiş. Yani su almak ayrı bir şey. Sanki bura bir kendi lavabosu gibi. Çöpünü bunun içine atıyor ya. Yani benim odam buraya. Kendi odam orası benim. Bu buranın tapulu çeşmesi. Ha, aynen. Bak normalde gelsin adam bir yıkasın aynen. Çeşmemizi de yine yıkıyoruz aynen bu şekilde. Biz kullanırken bak bu şekilde kullanıyoruz.